Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sunar. Merhabalar efendim, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Teşbihte hata olmaz demişler. Hakikaten teşbihte hata olmaz. Memleket yerlerde sürünüyor ama hani birileri, saray diyelim isterseniz, şarkıya devam. Hoş geldiniz Umut Orhan. Günaydın, hoş bulduk. Memleketin halini konuşacağız. Siz daha yeni memleket turundan geldiniz. Kaç il gezdiniz? 6 il gezdim. 6 il. Hangi iller? Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa. Şimdi bu illerin özelliği en çok Suriyeli mülteci alan, yani dış göç alan. İç göçe alışmışlardı belki ama Suriyeli mültecilerle dış göç alan iller. Oralarda durumlar bildiğiniz gibi değil. Kilisler, Hataylılar biliyorlar çünkü yaşıyorlar ama bizi eğer onları oraların dışında bir yerde izliyorsanız bildiğiniz gibi değil durum, onları anlatacak. Tabii. Çok enteresan rakamlar var. Gözlemlerin yanı sıra bildiğimiz devletin rakamları değil mi bunlar? Tabii tabii, devletin rakamları. Evet. Zaten yaşadığınız zaman, yani şehre girdiğiniz zaman görüyorsunuz. Orada başka bir neredeyse artık devlet kuruluyor. Yani seçimlere hazırlanıyorlar. Bazı şehirlerde... Hangi seçimlere hazırlanıyorlar? Yerel seçimlere mesela aday çıkarmayı düşünüyorlar. Parti kimler kurmayı düşünüyorlar? Suriyeliler. Suriyeliler. Mesela Kilis'te Suriye nüfusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nüfusunu geçmiş. 130 bin Suriyeli var. 90 bin Türk vatandaşımız var. Oo. Demin göç alıyor dediniz bölge. Evet, bölge aşağı yukarı 1.4 milyon sadece Suriyeli sığınmacı oraya gelmiş. Biliyorsunuz Türkiye'ye gelen toplam 3.5-4 milyon. Fakat bölgeden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kaçıyorlar. Büyük şehirlere geliyorlar. Yani göç veriyor ama dışarıdan da göç alıyor. Nedeni tabii... büyük ölçüde işsizlik. Orada da GAP çıkıyor önümüze. Yani, onları konuşacağız. Evet. Onları konuşacağız. Ama mesela benim için şey çok enteresan oldu. Suriyelilerin parti kurma hazırlığı, Türk vatandaşlığına geçtiler demektir bu. Tabii. Ya da belki iktidar partisine destek için çalışıyor olmaları. O aslında bilmediğimiz bir konu değil. Ama hani aday çıkartacak boyuta mı geldi bu destek? Onları anlatacak Umut Orhan. Gerçekten çok çarpıcı rakamlar ve notlarla geldi GAP turundan. Şimdi ama hani seçim için bizim yerel seçimleri daha çok var. Belki Türkiye'deki 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ders çıkartabileceğimiz bir seçim Amerika'da dün yapıldı. Sabaha karşı netleşti. Şimdi de hemen hemen finale yaklaştı. 5 aşağı 5 yukarı seçimler oldu gibi. Önce şu şeyi görelim bir. Bakın Trump köşeye sıkıştı. Şimdi hakikaten köşeye sıkıştı. Burada teşbih hem var hem yok. Trump köşeye sıkıştı. Neden? Onu birazdan konuşacağız. Önce bir şöyle bazı bilgilerin, ki pek çoğu çok ilginç, üzerinden geçelim kısa kısa. Referandum gibi bir seçimdi. Çok önemli bir ayrıntı, gene Türkiye'ye ders olacak belki bir ayrıntı. Katılım seçime daha öncekilere oranla fevkalade yüksekti. Referandum gibiydi çünkü. Şimdi neden? Bakın, başkanlık seçiminden son 2 yıl geçmiş, bir ara seçim yapılıyor. Bir bakıma başkana karne veriliyor. Seçim sonuçları o değil mi? Başarılıysa destekleniyor, başarısızsa bir dakika deniyor. Peki ne oldu sonuç? Trump mecliste, temsilciler meclisinde azınlık durumunda. Kongrede aldı fakat, pardon kongrede demişim, senatoda. Senatoyla temsilciler meclisinde birlikte kongre deniyor,
arada böyle sürçülisan gidiyor, kusura bakmayın. Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta. Bir grafiği görelim, sandalye sayısı olarak. Şimdi orada aslında biz bu grafiği hazırladıktan bir süre sonra rakamlar biraz daha değişti. Mesela maviler, demokratlar sandalye sayısını 3 veya 4 adet arttırdılar. Yani 110'u geçti görünüyor. Ama pardon 210'u geçti görünüyor. Cumhuriyetçiler 1 arttırmış durumda şimdilik. Ama şu net, Cumhuriyetçilerin demokratları, yani Trump'ın rakiplerini geçme ihtimali, şansı artık yok. Seçimin ilkleri de çok önemli. Bize çok şey anlatıyor. Bu seçim hakkında Amerika'yı anlatıyor aslında, bakın. Amerika'yı anlatıyor ve dediğim gibi gene bize dersler veriyor oradan. Şimdi seçimin ilklerine başlayalım. Bir kere ilk kez kongreye iki Müslüman kadın girdi. İlk kez Müslüman kadınlar var bu kongrede. Bakın hanımefendi Rashida Tlaib, bir diğeri İlhan Omar, ki o Amerikan Kongresi'ndeki ilk başörtülü kadın olma unvanını, hem ilk kadınlardan biri hem de başörtülü ilk kadın unvanını taşıyor. Nasıl olur diyeceksiniz? Meğer daha önce hiç meclise temsil etmemişler, edilmemişler. Kızılderililer mecliste, onlar evet. Amerikan yerlisi diyorlar. American Native. Bildiğiniz Kızılderili. Yani Amerika'nın esas sahipleri. İlk kez mecliste temsil edecekler varlar. İlk eşcinsel vali kongreyle birlikte valilik seçimleri de yapıldı. 36 eyalette. Evet, 36 eyalette yapıldı. Şimdi onların biri Colorado valisi, ilk eşcinsel vali. Şimdi eşcinsel vali vardır, eşcinsel temsilciler meclis üyesi ya da senatör vardır. Ama eşcinsel olduğunu deklare eden ilk vali, Colorado'da Demokrat Parti'den Jared Polis. Demokrat Parti, yani Trump'ın rakibi parti diyelim. Çünkü Cumhuriyetçiler biliyorsunuz daha muhafazakarlar. Ama Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti öne geçti. Birkaç not daha verebiliriz. Evet, bir ilk daha var. 8 yıl sonra ilk kez Temsilciler Meclisi'nde, az önce söyledim ya Trump azınlığa düştü diye. Trump için değil, 8 yıl süresince Temsilciler Meclisi'nde bir ilk. Demokratlar çoğunlukta. Şimdi Trump'ı bu sonuçlarla ne bekliyor? Bir kere artık yasaları istediği gibi rahatlıkla çıkartamayacak. Temsilciler Meclisi'nde bir dakika diyecekler. Bu yasalar sağlık reformundan başlıyor, mülteci, göçmen meselesine kadar gidiyor. Dahası pek çok konuda seçimde hile, hurda, manipülasyon dahil suçlanıyor biliyorsunuz Trump. Azil süreci başlanabilir. Azil süreci hatta Temsilciler Meclisi'nde bir üyenin başvurusuyla bile başlayabilir. Ha, bunun sonunda belki azledilme yoluna gidilmez, yani koltuğunu kaybetmez, ama çok sıkışır. O ultra milliyetçi, neredeyse faşizan söylemi, mülteci düşmanlığı, ırk ayrımcılığı, Müslümanlara biliyorsun bazı Müslüman ülkelere vize yasağı getirdi. Ama ne oldu? İki Müslüman kadın bugün şeyde, temsilciler meclisinde, kongrede. Çok önemli bir zafer elde etti Demokratlar. Biraz en azından Trump'ı koltuktan indiremeseler ya da indirmeseler bile onu dizginleyebilecekler. Peki biz de şimdi, hani hep Amerika örneği verildi ya. Bakın, Amerika'da kuvvetler ayrımı gerçekten var.
yasama organıyla var, yargısıyla var, hatta kamuoyuyla ve medyasıyla var. Bu zaferin arkasında Amerikan medyasının, Amerikan sanat dünyasının çok önemli payı yok mudur? Var, var. Peki, bize gelince buradan hani nasıl dersler çıkartabiliriz diye baktığımızda bir, yerel seçimlerin önemini tekrar vurgulamış olacağız. İki, bizim anayasamızdaki eksiklikler iyice ortaya çıkacak. Meclis bizde hani yok hükmünde neredeyse. Biz bu duvarı nasıl aşabiliriz? Aslında yani daha seçim sonuçları tam belirlenmedi ama siz gayet güzel analiz ettiniz, gayet güzel anlattınız. Çok ben önemli, de, yani neredeyse finale gelindi, onu söyleyeyim. Ben de bir siyasetçi olarak yani buradan nasıl ders çıkartmak gerekir? Yani ben de ne okudum bir siyasetçi olarak, isterseniz öyle sizden farklı boyutuna bakayım. Bir kere şunu gördük, muhalefette kalan demokratlar özellikle son iki yıl, yani seçim bittiği günden bugüne kadar çok ciddi bir çalışma içerisindelerdi. Yani seçim zamanı çalışma değil, seçimin bittiği günden itibaren, seçimi kaybettiler, Trump kazandı. O günden itibaren çalışıyorlar. Bir kere bunu ortaya koymamız lazım. Yani ve bu çalışmanın içerisinde eski başkanlar da dahil olmak üzere. Kim bunlar? Obama, Bernie Sanders başkan adayı, Hillary Clinton başkan adayı. Ama burada Bernie Sanders kazandı. Kazandı. Girdi kongreye. Ama bakın iki yıldır onlar çalışıyorlar, sokakta çalışıyorlar, toplumla çalışıyorlar. Bu çok önemli. Yani seçime beş kala çalışmıyorlar. Seçim kaybettikten sonra, bittikten sonra çalışmaya başlıyorlar. Birincisi bu. İkincisi bu çalışmaları sonucunda seçmeni, yani ellerindeki mevcut seçmenlerini tutuyorlar, tuttukları gibi genişletiyorlar. Yani mesela biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde şunu tartışıyoruz. Seçmen bize kırgın, seçmen bize küskün. Bakın ne diyorum? Seçimi kaybettiler demokratlar. Hemen çalışmaya başladılar. Mevcut seçmenini dinlediler. Öz eleştiri yaptılar ve o seçmenle beraber çalışmaya devam ettiler. Nitekim katılım oranları yüksek. Nitekim kadın adaylar oranı yüksek ve kadınlar başarılı. Yani bu da siyaseten önemli çıkartılması gereken bir ders. Bir de yani demokratlar rakibi taklit ederek veya takip ederek bugün bu sonuca ulaşmadılar. Tamamen ayrı politikalar, tamamen kendi ideolojilerine uygun politikalar gündeme getirdiler. Bu da son derece önemli. Yani mesela Trump'ın politikalarını tamamen reddettiler. Düşük vergi politikaları, sosyal devlet, sosyal yardım politikaları, silahsızlanma, savaşa karşı, ırkçılığa karşı çok ciddi olarak cumhuriyetçilerden ayrılan söylemler ve vaatlerle bir kere bir kampanya yürüttüler. Bu da son derece önemli. Sonuç itibariyle ne oldu diye baktığımız zaman işte demokrasinin çalışmasını görüyoruz. Bir denge denetim mekanizmasını görüyoruz. Yani senatoda Trump kazanmış olsa da temsilciler meclisinde, parlamentoda diyelim bizdeki gibi kazanamadığı için, çoğunluk olmadığı için istediği gibi at koşturamayacak. Bir kere bu önemli. Bu şekilde demokratlar Trump'ın siyasi gündemini sekteye uğratabilecekler. Yine Trump'ın faaliyetlerini yavaşlatabilecekler. Yüksek mahkeme atamalarını istediği gibi yapamayacak. Yani sonuçta burada bir aslında ara seçim. Aslında bu senatoyu kazandı, Trump bir tweet attı, müthiş bir başarı diye. Evet, olan tremendous, muhteşem başarı dedi. Aslında burada bir uyarı var. Yani sen bu kafayla devam edersen iki sene sonra bu koltukta oturamazsın uyarısı. Yani bir tür referandum derdim. Gibi. Yani tabii. Trump başarılı mı, başarısız mı? Politikalarına destekliyorum, desteklemiyorum bir ölçüde. Bu ara karne çok önemli. Evet, yani işte demokrasi böyle çalışıyor. Ben de yani bu sonuç itibariyle bu kafayla devam ederse Trump önümüzdeki seçimlerde tekrardan o koltukta oturması, iki dönem biliyorsunuz, oldukça zor. Bizim buradan biraz evvel söylediğim gibi dersler çıkartmamız lazım. Mesela ben baktığım zaman ne çıkartalım? Mesela ben kendi partim adıma rakibe benzeyerek veya rakibi takip ve taklit ederek başarılı olamazsın. Önemli bir ders bu. İki, kadınların gücünü görüyorum.
Yani kadın adayların çok olması lazım yerel seçimlerde. Tabii kadın aday çok olsun derken liyakata uygun olarak, ehliyete uygun olarak kadınların çok olması gerekiyor. Bu dersi alıyorum ben, hani buradan ne ders çıkartırız derken. Bir de tabii yani seçmenle bağınızı hiçbir zaman koparmayacaksınız ve seçmenle hiçbir zaman bilek güreşi yapmayacaksınız. Yani seçmene inadına hareket etmeyeceksiniz. Yani seçmenin rağmen, seçmene karşı siz yöntem ve aday belirlemeyeceksiniz. Bu da son derece önemli. Şimdi medyayı ben, medya mahallesi malum, biraz gündeme getirmek istiyorum. Şimdi hani ilk baskı diyebiliriz, iki önemli gazeteden Amerika'da politikanın toplumun nabzını çok iyi tutup aktaran ama aynı zamanda uyarı görevini de yapan, boşuna güç kuvvet dememişler medyaya, İki önemli gazete New York Times ve Washington Post. Şimdi bakın, Washington Post demokratlar hani kongreyi, House Kongre, kongreyi genişletti. Evet, genişletti. Diğerine gelelim. Şeyi almanızı istemiştim çocuklar, New York Times almanızı istiyorum. Alabilir misiniz? Wall Street Journal'da bir şey. Şimdi hemen verelim. Çünkü neden? New York Times'ta bir fotoğraf var. O fotoğrafı hani belki sizler de hasret kalmışsınızdır diye paylaşmak istedim. Her iki gazetede aslında az önce arkadaşların verdiği Wall Street Journal'da Trump'ı eleştiren, eleştirmekle kalmayıp karşısına dikilen gazetelerdi. Bakın şu fotoğraflardaki şeyi görüyorsunuz. Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki zafer denebilir mi? Denir herhalde, zaferi üzerine sevinenler. Şimdi medya sevinenler arasında. Medyaya yönelik çünkü çok aşağılayıcı ifadeler kullandı Trump. Evet. Ve bunun üzerine yüzlerce gazete, ulusal ya da yerel, yerel gazeteler çok güçlüdür biliyorsunuz bu arada Amerika'da, bir araya geldi. Yüzlerce gazete, 350 miydi öyle bir gazete, ortak bir tavır, ortak bir bildiriyle Trump'a bir dakika, kamuoyunu, nabzını biz tutarız, biz temsil ederiz, sen kim oluyorsun dedi. Şimdi bunu demek kolay değil. Şimdi Türkiye'de evet muhalefetin sorunları var vesaire, onları ikinci bölümde daha geniş anlatırsınız Umut Orhan, ama bir de medya diye bir gerçek var Türkiye'de. Yani her şey o kadar tersinden, o kadar yalan, o kadar yanlış anlatılıyor ki. Sanat camiası dediğimiz tırnak içinde bir avuç kişi direnebiliyor. Onlar da resmen açlığa, sefalete neredeyse terk edilerek. Sanat dünyası ele geçirilmiş, medya ele geçirilmiş. Aslında medya mahallesinde önemli bir gün bugün. Çünkü inanılmaz bir karalama ve pumpasla Sözcü Gazetesi'nin bugün biliyorsunuz Çağlayan Adliyesi'nde çok doğru, davası Sözcü, var. Yani ben Sözcü de buradan davası. Ben de buradan çıkınca oraya gideceğim. Yani aslında ortada bir iddianame yok. Zaten iftira atanlar kendi kendilerine çeliştiler. Bugün ama hala bu dava devam ediyor yani Türkiye'de. Buradan şuna gelmek istiyorum. Ama yani Türkiye'de bir Sözcü davasına ilişkin iki kelime daha edin çünkü çok önemli. Şimdi Fethullah Gülen tarafından işte finanse edildi, çıkartıldı. Fethullah Gülen cephesinden haberlerde iktidara saldırıyor gibi akla ziyan iddialarla bir yargılama olacak. Buna okuyucu aslında her gün bu gazeteyi alarak, büyüterek cevabını veriyor. Ama daha da desteklememiz gerekiyor. Sözcü davası bugün, ben sizinle yarın paylaşacağım gelişmeleri ama gerçekten şey, hani çok önemli. Çok yani önemli. Aslında Türk siyasi tarihinde en önemli, ileride tarih yazacak. Yani en önemli aslında basına uygulanan sansür, baskı, kumpas açısından gerçekten Sözcü davası bunun çok net bir örneği. Cumhuriyet ortada davası hiç, gibi, aynı şekilde gibi, hepsi gibi. Başka bir şey var. Mesela basının geldiği noktada bugün çok üzücü. Ben üzüldüm şahsen. Çünkü ben de geçmişte
önemli haber kaynağımdı ANKA. ANKA Ajansı, 46 yıllık bir ajans, Altan Öymen'in kurduğu bir ajans ve kapatıldı. Yani kapandı. Kapanma, yaşayamadı. Yani öyle söyleyeyim ve kapanmış oldu. ANKA kapandı şu anda. Öyle mi? Evet. Aa, ben Ankara'da 46... gazeteciyim. ANKA o kadar önemliydi. Ekonomik haberler geçerdi. Evet. Müşerref Hekimoğlu'ydu. Evet. Başındaki evet. isim Altan Öymen'den sonra devralan. Çok önemli gazeteciler yetişmiştir orada. Çok. Çok büyük gazeteciler görev yapmıştır orada. Gerçek bir haber. ANKA kapandı. ANKA kapandı. Ha? 46 yıl sonra ANKA kapandı. Ah. Basının durumu, yani şuradan şöyle bir şey de söyleyelim isterseniz. Burada yani bizi izleyen seyircilerimiz tabii biz şimdi bir karanlık bir şey anlatıyoruz. Yani gazeteler kapatılıyor, gazeteciler hapse atılıyor, işte meclis çalışmıyor. Ama şimdi şöyle bir bakarsak. Bugün 7 Kasım. 7 Kasım'da 1980 darbesinden sonra referandum yapıldı, anayasa referandumu. Sanıyorum %90'ların üzerinde Kenan Evren'in, ki bugün biliyorsunuz işte müebbet hapis ve mal varlıklarına el konulması Şahin Kaya ve Evren'in konuşuluyor. Hala mahkemede şu anda tekrar devam ediyor. Kaç yıl sonra? 38-40 yıl sonra. Yani o zamanlar mesela %90'la Türkiye onu da yaşamış. Yani bir askeri dikta, bir rejim değişiyor. Yani bir şekilde bir darbe oluyor. Ve onun anayasası, darbe anayasası kabul ediyor Türkiye'de. Türkiye bunu da gördü. Ama açtı. Açtı. Yine ben şu açıdan söylüyorum. Yani umudunu toplumumuzun, halkımızın yitirmemesi gerekiyor. Şeye bakıyorum bazen. Yani bu yaşanan olayları şöyle 1950'lere bakıyorum. 1950 yıllarına bakıyorum. Birkaç şey söyleyeceğim. Nasıl gelecek kulağınıza? Yani gündem değil ama ben birkaç şey söyleyeyim. Mesela muhalif liderlere radyo yasağı getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığına el konuldu. Ve kapatılması istendi. İş Bankası el konuluyor. İş Bankası Yönetim Kurulu'na, Yönetim Kurulu Başkanlığına Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı atanıyor. Atatürk'ün vasiyeti iptal ediliyor. 1954 seçimlerinde Demokrat Parti'ye oy vermeyen Kırşehir ili ilçe oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok seçim mitingleri yasaklanıyor. İsmet Paşa'yı gittiği yerde seçmenle buluşturulmuyor. Şehirlere sokulmuyor. Taş atılıyor. Başı yaralanıyor. İsmet Paşa'yı alkışladığı için vatandaş gözaltına alınıyor. Sorgulanıyor. Gazeteciler aşağı yukarı o dönemlerde 2000'e yakın yaklaşık gazeteci sorgulanıyor. 1000'e yakın gazeteci tutuklu. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tutuklu. İsmet Paşa'nın gazeteci damadı Metin Toker ceza alıyor. İsmet Paşa tutuklu olan Metin Toker'i ziyaret etmek istiyor. Ziyaret yasağı getiriliyor. Yani bugün anlatıyor gibisiniz. Yani aslında yani Eren Erdem gerçekten 3 haber, 2 dedikodu, 1 gizli tanık falan gibi hep öyledir ya zaten. Böyle bir davadan tutuklu Eren Erdem içeride. Şimdi o dönemde Osman mesela Kavala 1 Kasım'da 1 yıl doldu. İddianamesini bilmiyor. Gizlilik dosyasında gizli kararı olduğu için avukata bile haberdar değil. O içeride medya tırpanlandı. CHP'lere yönelik saldırılar her türlü ortada. Bugünü anlatıyor gibisiniz. Yani o zaman mesela işte Vatan Partisi kapatılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyeleri hapse atılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri dokunulmazlığı kaldırılıyor. Yani aslında bunu niçin söylüyorum? Yani tarih tekerrür ediyor. Şimdi aslında tarihten ders almayanlar için çok acımasız. Yani aslında özellikle siyasetçilerin geçmişe bakarak bu yaşananlardan ders çıkarması lazım. Hepsi için söylüyorum. Yani tabii ki başta iktidar, işte o zaman da yani tek parti döneminden sonra Demokrat Parti halkın teveccühüyle geliyor, yüksek oylar alıyor ama o güç zehirlenmesi başını döndürüyor ve ülke ne hale geliyor. Şimdi de aslında yani şu anda o günlerden birkaç sayfa tarih yaprağından çıkartıp elimize aldığımız zaman hiçbir farkı yok. Dolayısıyla buradan varmak istediğim nokta, bir kere toplum olarak, halk olarak umutsuz olmamamız lazım.
Mutlaka bu süreçleri aşacağız. Önemli olan insanlarımızın, vatandaşlarımızın birlik beraberliklerini korumaları, yani buradaki umutlarını kaybetmemeleri, gelecekle ilgili mücadelelerine devam etmeleri ve haksızlığa karşı da ses çıkartmaları. Yani şimdi bakın, siz bunları anlatırken hani medya baskı altında vesaire dediniz ki, zaten öyle başladınız hatırlatarak Sözcü Gazetesi davasıyla. Şimdi Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet, Bir Gün, bu gazeteler, Evrensel ve işte birkaç televizyon, başta Halk TV olmak üzere, gerçeklerden haberdar etmeye çalışıyor toplumu. O gerçeklerin en önemlileri de birkaç gün öncesine kadar yayınlanan Sayıştay raporlarıydı. Evet. Bize kamuda neler olup bittiğini, ne soygunlar yaşandığını Sayıştay raporları gönderiyordu. Sayıştay'daki denetlemeden sorumlu başkan yardımcısı o raporlar üzerine, o haberler üzerine, bir baktık görevden alınmış. Ne açıklama yaptılar biliyor musunuz? Kendi isteğiyle gitmiş. Tabii inandık. Kendi isteğiyle gitmiştir durup dururken. Şimdi bakın, bırakın medyada bu haberlerin görülüp görülmemesini, görenlerin başına çorap örülüp örülmemesini, meclisin kendisi, şimdi çünkü Sayıştay nedir? Meclis adına yapar değil mi denetimi? Kamu adına denetim yapıyor tabii. Evet, meclis. Sadece iktidara değil, muhalefeti, siyaseti, her yani şey. Kamuyu, kamu kuruluşları. Tabii. Yani gelir onlar şeye. Bakın, dün Plan Bütçe Komisyonu'nda, Plan Bütçe Komisyonları'nda, yani bütçe yapılırken Sayıştay raporları esastır. Tabii. Şimdi dün Plan Bütçe Komisyonu'nda HDP milletvekili Garo Paylan açtı lafı, arkasından CHP'li bir vekil girdi devreye. Bu raporları konuşmamız lazım dediler. AKP'li komisyon başkanı, ya rica ederim efendim dedi, konuşuruz. Biz dedi yargı organı ya, yüksek yargı organı ya hesapta Sayıştay. Biz dedi ona dedi dokunamayız dedi. Meclisin müdahalesi, yargıya müdahale etmesi olmaz dedi. Sayıştay'ı meclis, bırakın müdahaleden söz etmiyoruz, konuşamadı Sayıştay'ın başına gelenleri ya da raporları. Buyurun. Hayır, şimdi açıklayayım. Müsaade edin. Teşekkür ederim. Yani herhangi bir kurumda olan görev değişiklikleri, makam değişikliklerinin Plan Bütçe Komisyonu'nun konusu olmadığını siz de gayet iyi biliyorsunuz. Müsaade edin. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapar, sizin adınıza denetim yapmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapar, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapar, üyelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer ama kendi iş tasarruflarına da Büyük Millet Meclisi sizin yaptığınız gibi müdahale etmez. Bu direkt olarak. Başkan diyor ki yargıya müdahale edemeyiz, rica ediyor. Garo Paylan da şunu söylüyor. Başkan neden görevinden alındı? Sonra açıkladılar dediğim gibi. Başkan meğer görevinden alınmamış, kendi gitmiş. Meclis, az önce Amerika'daki temsilciler meclisinin seçimi konuşurken de vurguladık. Çok en önemli kurum olması gerekirken bugün tek adam yönetiminde işlevsiz hale getirilmiş bir durumda. Şimdi burada bizim, yani vatandaşlarımız, bizi izleyen vatandaşlarımız özellikle bu demokrasinin dördüncü kuvveti, kolu dediğimiz medyaya bir kere çok önem vermeleri gerekiyor. Yani Erdoğan bugün, ne kuvveti canım dedi biliyorsunuz. Bugün yani Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Bir Gün Gazetesi, yani bugün hükümet tarafından saldırıya uğrayan, gerçekleri ortaya koyan medyaya çok ciddi destek vermeleri lazım. İkincisi, parlamentoya da inanmaları lazım. Parlamentoya da yani Türkiye Cumhuriyeti muasır medeniyet seviyesini parlamenter sistemle aşabilir ancak. Ha, bu parlamenter sistemi daha halkın temsiliyeti açısından daha iyiye getirmek mümkün. Şu anda geriye gitti, tek adamlığa gitti. Demokratör sistem deniyor buna Batı'da. Yani demokrasi görünümlü diktatörlük, tek adamlık anlamında. Bizim parlamenter sistemden de vazgeçmek gibi bir lüksümüz yok ama onu iyileştirerek. Yani hani 80 sonrası veya 16 Nisan öncesindeki sistemi de daha katılımcı, daha çoğulcu, halk için işleyen bir demokrasi haline getirmemiz lazım. Şimdi Sayıştay raporu aslında çok önemli. Sayıştay Başkan Yardımcısı
kesinlikle görevden alındı. Yani bunun hiçbir başka şeyi yok. Aynı şekilde biliyorsunuz TÜİK ile ilgili enflasyon açıklamalarından sonra ya. TÜİK başkanı da görevden aldırıldı. Yani enflasyon yüksek çıktı. Hatırlarsanız başkan yardımcısı iki ay evvel enflasyon yüksek çıktı ve oradaki başkan yardımcısı bunu açıklayan görevden alındı. Yani tek adama rağmen sen bir şey açıklayamazsın ya da denetime aslında engel bu. Denetime yasak bu. Şimdi burada çok detayına girmeyeceğim ama kamu kaynaklarının millet adına yanlış kullanıldığı bir takım Sayıştay raporunda görünüyor. Bir dakika yanlış mı? Hayır. Usulsüzlük var ve yolsuzluk var. Yolsuzluk, evet, her ikisi de koymak var. Lazım. Yolsuzluktan söz ediyor Sayıştay. Çok önemli alanlarda yolsuzluk diyor. Bazı bakanlıkların bütçelerinin çok aşıldığı görünüyor. Yani Cumhurbaşkanlığının bütçesinin mesela çok yükseldiği görünüyor. Beştepe'nin harcamalarına bu özellikle personel danışman maaşlarının çok ciddi yüksek rakamlara çıktığını görüyoruz burada. Bir rakam vereyim mesela Beştepe'nin bütçesiyle ilgili. 2017'de 58 milyon, 2018'de 845 milyon, 2019'da 2 milyar 818 milyon. Yani ne kadar çok artmış Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi. Diyanet'in burada bütçesinde çok ciddi artışlar var 2017 ile ilgili. Yani Diyanet'i isterseniz sonra da konuşabiliriz. Çünkü Diyanet'le ilgili bana özellikle bazı şeyler geldi. Yani Diyanet'in uygulamaları ile ilgili bu... İkinci bölümde konuşalım. Ama bu şeye baktığımız, yani bu raporda kamu kaynaklarını mesela Tayland'da gezide harcayanlar var. Bir kilometre yol yapan arabaya 40 bin litre benzin kullanan var. Kaçak su kullanmış mesela Ankara Belediyesi'ne bağlı ASKİ. Veya Ankara eski belediye başkanı KDV'yi muaf tutmuş mal ve hizmetlerden yaklaşık 3.3 milyon lira eksik göstermiş. Yine İstanbul'daki bazı belediyelerle ilgili burada yolsuzluk var ki bundan ilgili İstanbul İl Başkanlığı dün 735 milyon liralık bir suç duyurusunda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve İETT'yi, Güngören Belediyesi'nin mesela resmi araçlarla tatil günleri kullanılmış, fazla benzin açığı alınmış. Yani Bursa mesela belediyesi bir geziye 648 kişiyi götürmüş. Arnavutköy Belediyesi Bursa'ya geziye götürdü 648 kişiyi. 10 bin kişi göstermiş. 10 bin kişi gösterdi. Ya. Fatih Belediyesi bir buçuk... Şimdi bakın bunu mesela en son söz ettiğini Sözcü Gazetesi manşetten verdi. Bir önce İSKİ'nin benzin faturalarını Bir Gün Gazetesi verdi. Aklıma gelenler, sizlerle de paylaştıklarım bunlar. Tabii başı rahat bırakılır mı bu gazetelerin? Bir Gün Gazetesi'ni biliyorum. Yazarı olduğum için biliyorum. Sürekli ceza. Hem çalışanlarına hapis cezası davalar açılıyor, hem de parasal açıdan çökertmek için zaten hani bir damlacık bütçesiyle çıkmaya çalışıyor gazete, öldürmeye çalışıyorlar. Bu arada Sözcü davasıyla ilgili bir gelişme var, onu söyleyeyim. Duruşma 12 Mart 2019'a ertelenmiş. Yani hop hop hemen bağlamışlar meseleyi. Şimdi tam da mesele etmeyelim diye. Bugünlerde nedense AB'ye karşı bence. Yani, değil mi? Tam seçimlerden önce. AB'ye karşı. İçerideki seçmene hiç dertleri değil. AB'ye karşı gazetecinin başına bir şey geldi, yeni bir şey geldi dedirtmek istemiyorlar. Ertelenmiş ama geçmiş olsun meslektaşlarımıza. 12 Mart 2019'da bakalım. Ben şöyle okudum, ne göreceğiz? 12 Mart dediğiniz için şöyle okudum. Yani sabahleyin zaten 9.30-10'da başlıyor duruşma. Hı hı. Yani duruşmanın apar topar ertelenmesi hemen. Neden acaba? 30 Mart'ta seçimler var. Evet. Demek ki 12 Mart'a kadar Sözcü dikkat etsin. Yani bu da bir şey, demokrasi kılıcı. Çok doğru yani söylüyorsun. Sözcü doğru, o zaman doğru. Muhalefeti böyle Sayıştay raporlarını mesela bugün birinci sayfadan vermiş. O zaman bakın burada milletin parasını işte böyle harcamışlar diye yazmış bütün bunları. Yani aslında bu bir anlamda gözdağı. Yani o zamana kadar bekletiyorlar. Sözcüye gözdağı diyorsunuz siz. Evet. Yani açılıp kapanır mahkeme. Zaten karar bekleniyor. Yani zaten gereksiz yere bütün tanıklar dinlendi, her şey yapıldı. Karar bekleniyor aslında. Ayşenur Hanım, yine de biz medyaya güveneceğiz, medyaya sahip çıkacağız. Hangisine? Gazetelere. Hangi yani, medyaya? Bu işi gerçek gazeteci gibi yapan, basın ilkeleriyle çalışan,
muhalefete muhalefet eden gerekirse, iktidara da muhalefet eden medyaya sahip çıkması lazım. Vatandaşlarımızın da şöyle bir şeye girmemesi lazım. Parlamentonun işlevsizdir. İşte parlamento artık bitti. Böyle bir şey yok. Yani milletin iradesi orada temsil ediyor. Buna sahip çıkmaları lazım. Yani dün mesela sağlık yasası biliyorsunuz, sağlıkta şiddet yasası ile ilgili. Yani şiddet yasası tartışıldığı bir ortamda 11 saat parlamento içerisinde şiddet havası vardı. Bizim milletvekillerimiz söz istediler. Bir saat mesela söz vermedi bir milletvekilimize. Yani biz demokrasiye inanacağız. Demokrasinin temel şeylerinden bir tanesi millet meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Parlamenter sistemdir. Bir diğeri medyadır. Medyaya sahip çıkacağız. Doğru işi yapan medyaya sahip çıkacağız. Ben bunu söylerken yani Cumhuriyet veya Sözcü veya Bir Gün zaman zaman bizi de eleştiriyor. Yani beni de eleştiriyor. Tabii ki. Veya benim partimi de eleştiriyor. Yani ama demokrasinin gereği bu. Ama bu eleştirilerden ders çıkarmak lazım. Nasıl dedim ki 1950 yıllara bakmamız lazım. Tarihten ders çıkarmamız lazım. Bizim de bugün yapılan şeylerin denetlenmesi medya tarafından veya parlamento veya Sayıştay tarafından varsa yanlışlıklar da bu yanlışların giderilmesi lazım. Çünkü niye siyaset yapıyoruz? Veya iktidar niye siyaset yapıyor? Cebini doldurmak için, gücüne güç katmak için mi yapıyor? Yoksa vatandaşın sorunu çözmek için mi yapıyor? Vatandaşın derdine derman olmak için mi yapıyor? Vatandaşının can ve mal güvenliğini korumak için mi yapıyor? Siyasetin aslında gelişmiş demokrasilerde ana sebebi vatandaşa hizmet etmektir. Yani niye milletvekili? Çünkü asıl insan vatandaştır. Vekil aslın vekilidir. Yani milletvekilinin anlamı da odur. Milletvekili vatandaşın hizmetkarıdır. Ama Türkiye'de bu böyle çalışmıyor, ama böyle çalışır hale getirmemiz gerekiyor. Yani biz inatla demokrasiden, Atatürk'ün bize göstermiş olduğu o muasır medeniyet dediği, yani çağdaş demokrasi dediği o hedeften şaşmayacağız. Kaldı ki dışarıda başka tehditler var. Robotlar geliyor. Artık parlamento veya işte demokrasi, dijital demokrasi, dijital manifestolar, robotlar geliyor derken iyi tarafı da var teknoloji, ama 2030 yılına kadar 400 ile 600 milyon insan işini kaybedecek. Yani siyaset buna da çözüm üretmesi lazım. Zaten işsizliğe Türkiye kırılıyor. 6,5 milyon işsizimiz var şu anda. 20 milyon yoksulumuz var. Şimdi düşünün, yani bu robotlar gelecek, dijital devrim, uzay çağı, bütün bunları da bizim hepsini, yani o muasır medeniyete ulaşabilmek için hem içeride demokrasi mücadelesi vermemiz lazım, basınımıza sahip çıkmamız lazım, doğru haber yapan kanallara sahip çıkmak lazım, onlara destek vermek lazım. Şimdi bunlar hepsi iyi hoş da Umut Orhan, kusura bakmayın, bana artık tekrarlana tekrarlana etkisini, anlamını yitirmiş sloganlar gibi geliyor. Şahsınıza söylemiyorum, kusura bakmayın, yani sizi tenzih ederim ama öyle bir hale gel, yani gerçeklerden koptuk gibi. Gerçekler, hani nasıl diyorlar ona, hayaller Paris, gerçekler Kasımpaşa mı diyorlardı, öyle bir şey diyorlardı. Şimdi hayaller Hollywood olabilir, işte geliyorsunuz burada Yeşilçam Sokağı bile değil artık. Bakın, az önce söyledim, eşcinsel olduğunu açıkça söyleyen bir isim Colorado'da vali seçildi. Şimdi Amerikan toplumu da hani böyle yiyelim içelim zevki sefa her şeyi unutalım toplumu değil. Muhafazakarlık önemli ölçüde vardır. Din meselesi önemli de orada vesaire. Ama artık dünya toplum başka bir yerde. Dün aileden sorumlu bakan atandı biliyorsunuz Erdoğan tarafından. İşte başörtülü bir hanımefendi. Şimdi iyi bir şey yapmış, Sıla'yı aramış, şarkıcı Sıla'yı. Ahmet Kural'ın saldırısı sonrasında geçmiş olsun demek için, destek vermek için. Bu çok güzel bir şey. Ama ne oldu biliyor musunuz? Akit gazetesi kadını bir dövmediği kaldı. Dedi ki Akit gazetesinde bir yazar, beyefendi, bir de baksanız da hakikaten hani beyefendi, bir kere dedi, siz dedi Sıla'ya dedi evli olup olmadığını o şahısla sordunuz mu dedi. Madem sizin ünvanınız aile bakanı, bir kere her şeyden önce dedi, aile olup olmadığını sormanız lazım dedi. Yaşam alanlarımız Türkiye'de, özellikle biz kadınların yaşam alanları, işte böyle yaklaşımlarla evli değilsen
aile değilsen, bakın sağlık yasasında mesela yeni bir şey geliyor, tüp bebek. Evli değilseniz tüp bebek yaptıramayacaksınız. Hani diyelim ki evliliği henüz düşünmüyorsunuz, hele bir hamile kalayım da öyle düşünün diyorsunuz. Hayır, yaptıramayacaksınız. Yeni sağlık yasasının torbasına bir de bunu atıverdiler. Kadınların yaşam alanları gitti. Solcuların yaşam alanları daralıyor. Yani inanmakla, meclise inanmakla oluyor mu bunlar? Demokrasiye inanmakla oluyor. Yani meclise derken hani ya şöyle da inanmak bir şey, yetiyor mu öyle söyleyeyim. Yani mücadele etmek gerekiyor. Yani hayat, yani bir kere umutsuz olmamamız lazım. Mesele o. Yani peki o. Nasıl mücadele edeceğiz? Herkes kendi kapısının önünü süpürecek bir kere. Yani herkes, yani vatandaş da, herkes öyle bir dönemden geçiyoruz ki hem içeride karanlık bir dönemin içerisindeyiz hem de dışarıda yeni gelişmeler var. Yeni gelişmeler hepimizi etkileyecek gelişmeler. Yani biraz evvel bahsettiğim artık Mars'a gidiliyor. İşte yeni uzay çağı, ne bileyim işte dijital devrim deniyor. Yani dışarıdaki gelişmeler, o Endüstri 4.0 denilen, o dijital devrim denilen gelişmeler bizim sadece yani robot meselesi değil, güvenliğimizi, sağlığımızı, eğitimimizi, yargı sistemimizi, yani her türlü sistemimizi, ulaşımımızı, her şeyimizi etkileyecek. Yani biz bu çağa ayak uydurmamız lazım. Türkiye'yi bizim vatandaş olarak ayakta tutabilmemiz lazım. Hem dışarıdaki gelişmelere kendimizi o hazırlayacağız, hem de içeride demokrasi için herkesin mücadele etmesi lazım. Demokrasi için, yani bu muhalefet için demokrasi ayrı, iktidar için ayrı veya AKP'ye oy verenler, CHP'ye oy verenler değil. Demokrasi sonuçta herkese lazım. Özgür basın herkese lazım. Tabii biraz evvel verdiğiniz örnekte de basının da denetlenmesi lazım. Yani basını da, o denetleme kurumlarının doğru çalışması lazım. Bu sıla meselesi. Yani, orada bir gösterir misiniz Ders Hocam o şeyi? Bakın Akit'te fuhuşu meşrulaştırırsan aileyi yıkarsın. Yani Aile Bakanı Sıla'ya desteğini Şen Ocak Hoca böyle yorumladı diyor. Şen Ocak bu bir de Koca manşetten, diye biri. Şür manşetten vermiş mesela. Şimdi yani bunu... önce yazarı dövdü şeyi, bakanı, sonra da işte Şen Ocak Hoca, her kimse ona sormuşlar. Bakın Sıla gibi bir insana fuhuş yakıştırması yapılıyor. Yani ey kadınlar, ey aklı başında erkekler, Türkiye'yi yani bir marjinal bir mesele olarak göremezsiniz Akit gazetesindeki tutumu. İnanın bana, Erdoğan ailesinin bakışı bu. Bu. Yani arada bir dosta düşmana gösteriş olsun diye böyle bir şey yapıyorlar belki ama esas da ne demek sağlık yasasında dediğim gibi evli değilseniz süt bebek yaptıramama şeysi. Belki i̇şte, evlenmeden çocuk sahibi olmak yani istiyor buna, kadın. Buna ne, demin de konuştuğumuz gibi hep beraber karşı geleceğiz. Toplum olarak karşı gelmemiz lazım. Çünkü şuna inanmamız lazım. Daha iyisi mümkün. Ve bu daha iyi bir Türkiye için herkesin mücadele etmesi için lazım, savaşması lazım. Daha iyi bir Türkiye hayali için. Yani o hayali artık kafamızda kurmamıza gerek yok. İşte Amerika'daki seçimleri biraz evvel anlattınız veya işte internette her yeri görüyoruz. Yani demokrasinin nasıl işlediğini ve demokrasiyi halk için, insan için ne kadar doğru çalıştığı zaman doğru sonuçlar getirdiğini görüyoruz. Onun için hep beraber bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Yani siyasetçiler siyaset alanında o mücadeleyi verecek. Sonuçta bizim... Peki o zaman sorum şu olacak ikinci bölümde. Evet, mücadele etmek gerekiyor. Evet, çünkü dünya değişiyor. 4.0 endüstrisi, dijital devrim vesaire. Şimdi dünya böylesine hızlı bir dönüşüm içindeyken, dijital devrim yaşanıyorken, bildik eski atadan babadan kalma usullerle siyaset yapılır mı, mücadele edilir mi? Yoksa ne yapmak lazım? Dönüşte bunu konuşacağız. GAP illeri deki notlarını anlatacak Umut Orhan. Suriyeli mülteciler meselesi çok çarpıcı. Onları konuşacağız. Görüşelim efendim. Halk Kitabevi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam edecek.